Kameraman arkadaşlarımız. Anayasa değişiklikleri bizi kesmiyor. Anayasada yapılan düzenlemeler bizi bu anayasanın, darbe anayasasının ruhundan uzaklaştıramıyor. Onun için darbecilerin ruhundan uzak, halkın katıldığı, halkın onay verdiği, halkla birlikte yapılan bir anayasayı AKİŞ her zaman destekledi, desteklemeye devam edecek, katkı vermeye devam edecek. Bugün burada onun için varız, onun için bu anayasa için mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm kesimler kendi görüşlerini bildirecekler ve toplumsal uzlaşmayı, toplumsal mutabakatı nasıl oluşturabilir? Bunu değişik pencerelerle yorumlayıp ortaya bir şey çıkarmak için bir çaba sarf edecekler. Bu olağanüstü bir şey. Şu ana kadar Türkiye'de denenmiş ve yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla bu kararı alan İran'a önce teşekkür etmek istiyorum. İkincisi, anayasa demek toplumsal uzlaşma demektir. Herkesin kendini görebileceği bir yasalar zincirini ortada görebilmesi demektir. Dolayısıyla burada toplumun bütün kesimleri orada uzlaşması lazım. Herkes kendini orada huzurlu bir şekilde ifade edebilmesi lazım. Türkçe bir atasözü var. Diyor ki, Tişli Boncuk Bey ne kadar tekir bernedir. Gidenin peşine düşme, tuttuğunu yakaladığını da bırakma. Bugün gidenler gitmişti. Ama bugünü ve geleceğimizi kurtarma mecburiyeti vardır. Ya yeni hal yahut izbi hilal. Eskiyi aynen devam ettirmek mümkün değil. Ya yeni bir hal ortaya çıkacak, bir çözüm çıkacak veyahut da Allah korusun izbi hilal, yani yok olma, zarar, ziyan ortaya gelecek. Sevgili diyarbakırlar, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Nefret ve ayrışma ortamının yaratıldığı bir dönemde bu ihtiyaç aslında gün geçtikçe kendisini daha çok gösteriyor. Toplum olarak bir ortak paydayı yaratmamız gerekiyor. Ancak kabul etmemiz gerekir ki anayasa Türkiye'nin sorunlarının çözümü için tek başına sihirli bir değnek değildir. Böyle bir beklentinin yaratılmasının yanlışlığını, gerçeklerle bağdaşmazlığını görmemiz gerekiyor. Bakın. 89 yıl oldu Cumhuriyet ilan edildi. Bu süre içerisinde 4 anayasaya sahip oldu. 21 anayasasını da Cumhuriyet anayasası sayarsak. Anayasalar problem çözmek içindir. Sorunları çözmek için yapılır. Ancak 89 içerisinde 4 anayasaya sahip olmamıza rağmen Türkiye'de problemler çözülmemiş. Hatta bazı alanlarda daha da ağırlaşmıştır. Problem çözmesi gereken anayasalar problem üretmiştir. Eksik olan nedir? Özellikle son iki anayasaya baktığımızda bu anayasalar bir önceki döneme tepki ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Merkezinde insan yoktur. İnsan devlet için vardır, devlet hizmet için vardır anlayışının hakim olduğu anayasalar. Mevcut parlamentomuzun çatısı altında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ile ve Barış ve Demokrasi Partimiz ile gerçekten bir anayasa yapmak mümkün mü? Bana sorarsanız gerçekten mümkündür. Yeni bir anayasa yapıyoruz dedik. Anayasa yazmıyoruz, yapıyoruz. Bir toplumsal sözleşme yapıyoruz. Anayasalar için böyle bir ifade kullanılır. Sözleşmenin de şartları olur. Taraflar ne yapacak, ne edecek, kim yükümlülüklerini ne zaman yerine getirecek, haklarını, vecibelerini sözleşmelerde bunlar yazılır. Anayasalar bir toplu sözleşmedir. Toplu uzlaşı metinleridir. Bu sözleşmenin şartları neler olacak? Bunu biz değil, siz belirlemelisiniz. Onun için de sizi yönlendirecek, sizin şu veya bu şekilde talebinizi etkileyecek konuşmaları yapmak yerine siz kendiniz ne istiyorsanız onu söyleyin. Çünkü anayasalar vatandaşın devletten beklentileridir. Devletten ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz? Bugün burada bunu açık olarak söylemelisiniz.
emin olun burada söyleyeceğiniz her fikir, her düşünce, her talep bizim tarafımızdan mutlak surette değerlendirilecektir. Bundan bir ufak bir şüpheniz olmaması lazım. Sizin iradeniz hilafına, sizin talebiniz hilafına biz bir şey yapmayız, yapamayız, yapmamalıyız. Onun için size geldik soruyoruz. Diyoruz ki nasıl bir anayasa istiyorsunuz? Elbette genel söylem olarak biz ifade ediyoruz. Eğer bugün günden kötü bir anayasa yapacaksak hiç bu kadar zahmete, kışta kıyamette yollara düşmeye gerek yok. Belli ki iki günü eşit olan da ziyandadır. Biz farin olarak buna da inanırız. Dolayısıyla bugün günden daha iyi bir anayasa yapmamız lazım. Ne yönüyle? Hak ve özgürlükler yönüyle. Daha iyi bir demokrasi için, daha çağdaş bir demokrasi için, halkına daha fazla hizmet üreten bir devlet sistemini kurabilmek adına yeni bir anayasa yapmamız lazım. Halkın isteklerini karşılayalım. Bugün anayasadan kaynaklanan sorunların hiç olmasa önemli bir kısmını ortadan kaldıracak yeni bir anayasa yapmamız lazım. Yani sorunlara kaynaklık eden bir anayasa değil, siyaset grubuna sorunların çözümü için yetki veren, imkan veren, fırsat veren, alan açan bir anayasa yapmamız gerekmektedir. Her sorun anayasadan şüphesiz kaynaklanmıyor. Ama önemli gerginlikler, gerilimler, sıkıntılar bu anayasadan kaynaklanıyor. Bu anayasadan kaynaklandığı için de ki 30 sene içerisinde 17 defa değişmiş. Çatısı değişmiş, faydası değişmiş, penceresi değişmiş. Her 13 ayda bir, 14 ayda bir Türkiye bir anayasa değişikliği yapma mecburiyetini duymuş. Böyle olunca da bu anayasanın bütünlüğü de kalmamış, içinde oturulur hali de kalmamış. Hem ifade etmeye çalıştım, bu anayasanın son kullanım tarihi çoktan geçmiştir. Bu anayasayla Türkiye yoluna devam ediyor ve edemez. Etmesi mümkün değil. O nedenle dört siyasi partimiz doğru bir kararla vatandaşımızın mesajına uygun olarak bu defa bu işi yapalım dedi. Yapmak mecburiyetindeyiz. Yeni bir anayasayı yapamadığımız takdirde siyaset grubunun çok şey kaybedeceğini hepimiz farkında olmalıyız. Yeni bir anayasa yapmak gibi sizlere, vatandaşlarımıza bir sorumluluğumuz.